içerikleri görülmemiş ama bu çıkıyormuş. 380 tane mesaj silmişsin. Biriktirmiyorum diyorsun ya, nasıl bir birikmiş. Sonra Mehmet Ali Dayanır kim? Halam ne olur. Hı. Mesela onun da sana attığı mesajlar varmış. O silmemiş. Ama mesela ama böyle aşk falan mesajı değil yani, yanlış anlaşılmasın, normal mesajlar. Mesela o silmemiş, sen onları falan da yani. Ama hepsini o gün silmişsin. Cinayet günü. Senin bak, telefonun o gün ben annemle, ben annemgille beraber biz parkta oturuyorduk. Ben resim çektim. Hatta kalp içine aldım kendim. Arkadan bu da çıkmış. Çektiğimde resimde. Arkadaki garip ne yapar diyor, o mesaj atmış bana. Halamın oğlu. Ben de gezer diye mesaj attım. Ondan sonra zaten o mesajı da sildim. Ben durdurmadım. Tamam, o iki tane mesaj. 380 mesajdan bahsediyoruz. 380. Yok, onunla falan 380 tane mesajım falan olmadı. Yavrum hiç çıkıyor öyle kayıtlarda. Ya abla çıkabilir ama ben tutmam. Bir haftaya bir muhakkak gelin derdim. Sana haftada 380 yani mesaj mı geliyor? O 380 mesajı cuma mesajları geliyor. Dediğim gibi bazı sohbet mesajlarımız oluyor. Öyle mesajlar sildim yani ben. O gün. Tesadüfen. O gün tesadüfen sildim. Ben o gün silmedim. Ben o gün hangi gün elimi sildiğin mesajları ama ben çok net teknik olarak bulunuyor. Sayısı, sildiğin tamam, gün, sildiğin saat teknik olarak hayır, çıkıyor. Hayır, bununla karşı koyacağım bir şey yok. Yok, karşı koymuyorum abla, bak inkar da etmiyorum ama ben mesajlarımı tutmam, silerim diyorum. Bunu bir türlü inandıramıyorum. Ya iyi de yani bana günde 1000 tane mesaj geliyor belki ama yani sana 380 tane mesaj günde ne geliyor ki sana sen? Ben tutmuyorsan mesajı hiç. Günde 10 her tane günde dedi. Siliyorsundur. 38 yani günlük, normal 1,5 aylık oluyor, mesaj. Onlar oluyor yani, ben onları siliyorum. Ha, günde 380 tane mesaj geliyor yani sana. Yok, ben geliyor diye iddia etmiyorum. Ama mesajlarım bazen toplanıyor. Onların hepsini toplu sildiğimde oluyor. Anladım. Ya bak, ben inkar etmiyorum. Biri geliyor bir haftaya bir siliyorum. Biri anladım geliyor güne birlik siliyorum. Ama mesajlarına yani ne bileyim hiç. Ama bir dakika be yavrucuğum. Şimdi Müge Hanım'ın dediğine göre 380 mesaj bir günde silinmiş. Hepsi bu. Sabahtan bunun teknik kayıtları var. Ne bileyim. Teknik hiç kayıtları var. Bilmiyorum yani. Yani senin ben bilmiyorum demenin bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Yani bakacaksın 380 tane mesaj var. Hepsi bir günde silinmiş. Ve o günde cinayet günü. Evet. Vallahi araya gidebilir miyim? Mesela başka şeyler de var. Çok merak ettiğimiz. Dur sonra sevgili. Böyle ailesiyle ilgili. Mesela bir panik havasındalar. Mesela o gün cenaze evi. Muzaffer amcam var. İşte babası var, Muammer var ve Yılmaz var sanırım. Jandarma evi aradıktan sonra Muzaffer amcam diyor ki herhalde eve böcek koymuşlardır, dinleme cihazı. Jandarma. Evet. Sonra Muammer ve Yılmaz evde böcek aramaya başlıyorlar. Yani sebep ne bunun? Gece saat 11'de 11'de oturuyoruz yani. Mesela bir şey daha var. Olaydan annem ve babam öldükten 2 hafta sonra senin ailen Konya merkezden ev tutup gitmek istiyorlar. Yani bu panik havası niye? Yok, zaten annem de gelinimiz çok aşırı şekilde korkmuştu. Korktu diyorsun ama mesela bir gün bize kahvaltıya geldi. Sorduk kimle geldin? Tek başıma geldim dedi. Korkan insan tek başına bir yerden bir yere gidebilir mi? Yani ne bileyim abi, onu zaten tutmadılar da gitmediler. Sonra niye vazgeçtiler peki? Gitmediler. Gitmeyiz dedi. Köyden yani niye şey evimizi olmuş bırakalım köyde dediler. Köyde de bunu konuşulmuş. Niye nereye gidiyorsunuz? Açıklasınlar. Ben merak ediyorum. Yani kimse gelip de bunu açıklamıyor. Sürekli bir panik havasında. Evde niye böcek ararsın ki? Beni dinlesin jandarma. Evet. Benim saklayacak bir şeyim yok ki. Annemin babamın katilliği benden şüpheleniyorsun. Beni dinlesin. Bulsun neyse bulsun yani. Niye, yani niye arıyor yani? Keşke bulsunlar abi de. Ya niye arıyorlar? Ya. Tamam. Keşke bulsunlar. Canlı yayına soralım. Muammer Bey günaydın. Günaydın ablacığım. Muammer Bey de efendim Betül'ün babası. Göreyim ben bir Muammer Bey'i. Evet. Muammer Bey, şimdi siz cinayetten sonra aslında ortaya bir yem atılmış. Şimdi jandarma buraya geldi, buraya bir böcek koymuştur diye. Ve siz gece boyunca oğlunuz Yılmaz'la beraber böcek aramışsınız. Diyorlar ki gece neden? Gece boyunca yok abla ya. Dur kızım. Tamam. Gece boyunca değil, ne zaman? Söyle sen canım benim, söyle. Bak o gün hepimiz beraber içeride oturuyorduk. Ha. Sadece bir saatin arkasında baktı baba. Yani, mutfak dolaplarının içini her yeri. Yok yok, bakma teyze, o gün işte hep beraber oturuyorduk. Ondan sonra biz kalktık yattılar. Amcam günle beraber dışarıya çıktık. İşte eşim de yattı. Ablacığım bana soruyorsun, oradan uğraşıyorsun. Bana soruyorsun, orayla uğraşıyorsun. Bana sorduğun soruyu benden cevabım al. Kızın söylüyor işte, kızın söylüyor. Zaten kızın hepinize yetiyor maşallah. Sen bana yönel, benden cevabını al. Kızın maşallah herkese yetiyor. Kocasına sorulana yetiyor, sana sorulana yetiyor. Maşallah. Orada karşı mecbur yetecek. Orada karşılara mecbur yetecek.
Ben anladım şimdi mehir meselesini, kimin yaptığını zaten sizin sesinizi duyunca. Evet. Buyurun, aradınız mı böcek, aramadınız mı? Ablacığım. Aradınız mı böcek, aramadınız mı? Böceği gece boyu böcek falan aramadık. Sadece konuştuğumuz Muzaffer de var. Muzaffer Büyükşen de var. Bu olaydan sıyrıkıp çıkmasına gerek yok. Bizim üzerimize de yıkmalarına gerek yok. Yıkmıyoruz üzerini. Sen fazla sen konuşma. Devreye girme sen. Sen devreye girme. Baba sakin. Cevap veriyorum ben sen sana. Sen devreye girme. Biz Müge Hanım'la konuşuyoruz. Sordu cevaba soru veriyorum ben. Tamam, sizin bütün gece böcek aradığınızı söylüyorlar. Mutfak dolaplarının içinde, saatin arkasında. Aradınız mı, aramadınız mı? Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. Heh. Hayır. Hayır. Bir saatin arkasına baktım. Böceğe Muzaffer Büyükşen'de vardı yanımda. Ondan sonra da bir şey yapmadık. Koyabilir. Ama oradaki vatandaş bunlarla beraber hepsi doğrudan doğruya yalan konuşuyorlar. Aradın mı, aramadın mı? Metin Büyükşen'i. Ya böceği aradın, iddia ediyorsun. Ben soruyorum, böceği niye aradın? Böceği niye aradın? Sebep soruyorum ben. Böcek aramadım ben. Koymuşlar dedim, bir saatin ardına baktık. Muzaffer tamam, niye baktın? Her odayı aradın. Her odayı aradın. Aramadı. Aramadı ben her odayı. O gün yattınız amca, nasıl aradı? O gün yattınız. Orada ben yaşlı kadınlar var, annem var, var. Kız kardeşim mutfak dolabına sandalye koydu. Aradım bu mutfak dolaplarının içini. Niye inkar ediyorsun sen bunu? Gel gel gel. 11'de bakayım. Aramadı. Sen de biliyorsun. Ya ne 11'de bir saniye? Akşam biz, 11'de böyle böyle konuşuldu. Sen milletten önce kalktın, her odada her aradın odada ya. Zaten yatılıyordu amca, herkes yattıydı. Benim ki. Annem, teyzelerim orada oturuyordu. Gece 11'de uykusu gelmiş, misafir gelmiş. Onların odasına girdin, aradın ya. Yatılan odalarda mı? Ya seni suçladığımızdan falan değil. Her şeyi senin üzerine attığımız yok. Ama bütün şüpheler sizi gösteriyor. Bir günden bir güne kalkıp da sana dedik mi sensin diye. Gösteriyor. Çelebi açtık mı? Konuştuk. İnşallah çıkacak. Biz de ayağa çıkacağız. Kimse 10 çıkacak. 10 gün 15 gün beraber yattık, kalktık, yedik, içtik. Allah'ın izniyle çıkacak. Çıkacak inşallah. Çıksın. Ama yani öyle bir arama falan olmaz. Ama yalan konuşuyor. Ben katilin en son sizlerden yalan konuşacak kişi varsa o da sizlersiniz orada. Bir saniye. Sizler konuşuyorsunuz. Tamam baba. Bir saniye. Ben bak o 3 tane kız çocuğu yeğenim için sizlerden çıkmasını istemem zaten. İnşallah abi. Ama böyle bir şey varsa açıklamak da zorundasınız. İnşallah abi, bak beraberleşelim. Seni suçlamıyorum. Seni aileme suçladığımız yok. Peki bir sağ olun abi. Bir saniye. Şimdi dur, bağlanmışken bana. Şimdi babam sinirli oldu zaten, sen de biliyorsun. Yani tevri olduğunu biliyorsun. Biz burada var ya, keşke inşallah var. O 3 çocuğun yüz hürmetine var ya. İnşallah abi. İnşallah. Çünkü ben kendimden eminim. Bir saniye, ben Muammer Bey'e bir şey söyleyebilir miyim? Muammer Bey, mesela saatin arkasında o böcek çıksaydı ne yapacaktınız? Bir şey yapmıyor. Ne yapacaktım? Bir şey yapmayacaktım abla. Hayır ama insan şimdi niye arar? Ablacığım bak, ben gece boyunca aramışım öyle mi? Ben o evde değildim, öyle söylüyorlar. Hatta millet odalarda yatıyordu, orayı bile aradığınızı iddia tamam. ediyorlar. O söyleyen, kim söylüyor o söyleyen iddia eden? Yusuf Bey. Saat 10, 11, saatini hatırlamıyorum. Ya 10 ya 11. Böyle oturuyordu, konuşuyordu. Böyle böcek kelimesi çıktın. Milletten önce sen kalktın, odaları sen aradın. Orada oturan, gelen, giden sen misafirler mi? Sen hangi geceyi söylüyorsun, bana bir söyle bakayım. He, söyle bak. Üçüncü günü mü, ikinci günü? Üçüncü günü de olabilir. Üçüncü günü de olabilir, dördüncü günü de olabilir. Belki bir hafta sonra da olabilir. Bir şey söyleyeceğiz bak. Bak. İşte saatin arkasına baktım Fatih. Dediğiniz gece işte. Mamıram. Hangi gece yani? Saatin arkasına baktığınız geceden bahsediyorum. Fatih. Buyur Mamıram. Buyur, dinliyorum abi. Üç gün biz arabada yattık, doğru mu? Evet doğru, beraber dışarıda. Sen kamptırın içinde yattın. Evet. Ben de taksinin içinde yattım, doğru evet, mu? Evet doğru, aynen öyle. Ha. Oradan seninle, benimle hiç başka bir şey olan oldu mu? Dayıları evlerine çekti gitti, doğru mu? Yer yok ki. Ne yapacağız? Nerede kalacaklar Muammer abi? Yer yok. Biz 3 gün zaten yer orada yok. Bekledik. Bir ay beraber kaldık. Bekledik. Dayılarına nerede kalacak Muammer abi? Bunlar koydular gittiler. Seninle beraber, evet doğru. Kızım nerede tamam, kaldığınızı şey kolumuzla ne alakası var? Böceğe geleceğiz Müge Hanım. Biz Osman'ın sorusundan gidiyoruz. Osman sen gir devreye. Bak Muammer abi, Muzaffer kardeşim böcek lafı ağzından çıkar çıkmaz. Bak bir saniye beni dinle. Bak ben sebep soruyorum. Böcek insan niye arar? Niye arar? Sebep ne buna?
Beni dinlesinler. Ya konuşmuştur dedi. Keşke oradan dinlesin. Muzaffer Büyükşen'le. Tamam Muzaffer amcam da bağlansın o zaman. Ha. Yani dinlesinler. Dinlesinler. Tamam, o bile bile kim tepki gösterecek diye demiş. Yani buradan demiş. Oturanlar kim tepki gösterecek? Ben kalkmış. O gün için. Orada o kadar kişi kalkmıyor da niye tepki? Muzaffer bile bile. Sen niye yalan yanlışa çok katıyorsun? Sen bir defa ablanla da konuşmuyordun, inişlenle de konuşmuyordun. Aramayın mı arkasını küsülsen? Gelip kendini aramayın anlatsın sen. Ara sen kendini anlatsın. İnşallah. Küs olabilir. Küs olabilir. Olabilir ya. Sen kendini anlattın. Küs olanlar daha çok arıyorlar. O bir vicdan azabı da oluyor. Küs olanlar daha çok arıyorlar. Biraz şey önce Müge Hanım sizin hiç olur zor tamam, bir cevabını vermediniz. Demiyorum zaten. Kendiniz biraz evvel dediniz ki saatin arkasına baktım. Doğru mu? Baktım dediniz değil mi? Doğru. Bir saatin ardına baktım. Ha, ama peki eğer bir tanesini de aramadım. Hakkım değil saniye, benim aramam. Bir saniye lütfen. Saatin arkasında böceği bulsaydınız bakışınızın sebebi neydi? Ne yapacaktınız? Ne yapacaktım? Hiçbir şey yapamazdım. Saatin ardına yerleştirdiği böceği görseydiniz hiçbir şey yapamazdım. E o zaman niye ben kurcalıyorsun ki bir şey yapamayacaktın? Yani o zaman niye kurcalıyorsun? Ben senin evine gelsem... Abim işte böyle bir saatin ardına baktım. He? Saatin tamam arkasına saatin baktım, arkasına bir baktın, baktın, saatin arkasından çıktı ne olacaktı? Bakışın sebebi bir sebebi olur. Hiçbir şey yapamayacaktım. Böcek yerleştirmeştiler diyecektim bırakacaktım. Yani o zaman bir takım kişilere aman böcek var bundan böyle dikkatli konuşur mu diyecektin? Şimdi olayı bir takım kişiye hiçbir şey demeyecektim. Ya şimdi ben size olayın başını şöyle anlatayım. Bir dakika. Sadece bu böcek konuldu diyen kimdi? Benim beyim. Adı neydi? Muzaffer Bey. Şimdi Muzaffer Bey jandarmadan gelmiş. Aslında bunlar da jandarmayla ben açık söyleyeyim. Bunlar anlaşmışlar. Demişler ki yani sen bir git bakalım bunu söyle. Bakalım o evden kim panik yapacak? Şimdi işin aslı bu. Muzaffer Bey de gelmiş eve ben açıkçasını söyleyeyim. Muzaffer Bey, evet. Muzaffer Bey de gelmiş eve demiş ki ya demiş jandarma hep bu evleri aradı ya kesin demiş bu eve de böcek yerleştirmiştir evet. Demiş. Şimdi aslında her şey birer hikaye yani kim tuzağa düşecek hikayesi. Kim tepki gösterecek. Kim tepki gösterecek. Bunu söyleyince de siz kalkıp arayınca. Muzaffer Bey. Ha. Siz kalkıp aramışsınız yani. Muzaffer Bey ne karakola gitti ne de evden ayrıldı. Gitti, o da yalan gitti. Sadece. Ya hocam jandarmayla anlaştık. Konuştukların hepsi yalan. Karakola gitti kaç defa. Ya jandarmayla anlaşmışlar. Jandarma demiş ki ortaya böyle nerede bir... Nerede gitmiş karakola? Ana. Ya anlaşmışlar jandarmayla. Daha artık ne anlatayım sana ya? Ya. Yalan mı söyleyeceğim? Hayır abla. Hayır. Jandarma sırf görüştü bizle görüştü jandarma. Jandarma sırf bizle görüştü. Ya sen öyle biliyorsun. Jandarma da sana her yaptığını yazılı verecek hali de... yok işte yani. Ha. Jandarmanın da kendine göre ya tuzağı bana deseydin ki... Görüşmeden ne kastediyorsun? Biz sürekli iletişim bana halinde bir yalan içerisinde. Osman. Hı. Dediyseydin Osman'la çünkü jandarmanın işbirliği vardı. Osman'la görüşüyorlardı. Başkasının olmadığını nereden açıyorsun? Efendim siz neyin ısrarını olay... yapıyorsunuz ben anlamıyorum ki. Jandarma böyle bir yem atmış ortaya. Ya ben ısrar... O yemi de siz yemişsiniz. Yani hani ben ne diyebilirim yani? Bunu ama ben yapmadım. Osman diyorsunuz. Ben yem mi lan yemedim. Ya o jandarmaya i̇şte göre yem buymuş. Saatin arkasına bakma telaşınız o yemi yediğiniz demektir. Ona karşı bir kuşkunuz baktım var demektir. Ben sana yalan konuşmuyorum. Tamam. Tamam işte yani jandarma böyle baktım bir şey diyorum. Planlamış. Ben ne anlamı ya işte ben de bunun sebebini merak ediyorum. Yani ben seni bir şeyle itham etmiyorum Muammer amca.